Aşı bulundu, iş bitti, bahar ayı itibarıyla da artık bu salgından, bu hastalıktan kurtulacağız söylemleri yayılırken piyasada sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yayılırken bu söylemler İngiltere'den gelen açıklama herkesi sarstı. Çünkü İngiliz Başbakanı virüsün mutasyona uğradığını ve yayılım hızının da %70 oranında arttığını söyledi. Bu açıklama sonrasında da Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri İngiliz yetkililerle temasa geçtiler, konu değerlendiriliyor şu an itibarıyla. Öbür tarafta arkadaşlar Belçika, Hollanda gibi ülkelerde İngiltere ile olan uçuşlarını durdurdular ve yasaklar getirdiler. Almanya'da yine konuyu değerlendiren ülkeler arasında. Şimdi bunlar ilk haberler ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Virüsün ilk günlerine dönmüş gibiyiz. Hani Çin'de, Wuhan eyaletinde virüs ilk çıktığında yasaklar getirilmişti. Bu yasaklarla virüs engellenmeye çalışılmıştı ya. Aynı o günleri yaşıyoruz. Bu kez de İngiltere karantina altına alınmaya çalışılıyor başarılı olunabilir mi bilemiyorum. Çin'den yayılan hastalık bütün dünyayı sarmıştı biliyorsunuz. Eğer ki yayılım hızı İngiltere Başbakan'ın söylediği gibi %70 oranında arttıysa ve aynı zamanda mutasyona uğradıysa dön başa yapmış olabiliriz. Avrupa ekonomileri, Amerika gelişmekte olan ülke ekonomileri arka arkaya kapanmak zorunda kalabilir. Bu da petrol fiyatlarının çok hızlı bir şekilde düşmesini, altın fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yükselmesini ve ekonomilerin ciddi anlamda dar boğaza girmesini beraberinde getirebilir arkadaşlar. Bütün bunların detaylarını bu videoda sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Tabi bu arada bu hafta açıklanacak faiz kararından da bahsedeceğiz. 24 Aralık'ta Merkez Bankası bir faiz arttırımına gidecek mi? Gitmeyecek mi? Gidersen olur, gitmezsen olur. Bunun özellikle döviz cephesinde etkileri ne olabilir? Bunu sizler için değerlendireceğim. Eğer ki medyan beklenti olan 200 bas puanlık bir arttırım gelir ise bu dövizin yükselişini engelleyebilir mi, durdurabilir mi? Onu da konuşacağız. Cuma günü neden dolar düştü? 7.62 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bu kalıcı bir düşüş mü yoksa önümüzdeki dönemdeki sert yükselişleri mi işaret ediyor? Onu da yine sizler için değerlendireceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. İngiltere Başbakanının açıklaması arkasından Belçika, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin verdiği tepkiler, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir anda alarma geçmesi gösteriyor diyor ki iş tekrar sarpa sarıyor. Test edilmemiş bir virüsten bahsediyoruz. Mevcut aşıların mutasyona uğramış bu virüse etkili olup olmayacağını da bilmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nden bu konuyla ilgili net bir açıklama yok. Dolayısıyla bütün ekonomiler, bütün ülkeler sınırlarını kapatarak bu işe önlem almaya çalışacaklar. Bu da büyük bir ekonomik buhranı işaret ediyor. Ve dolayısıyla tasarruf eğilimlerinin artmasını, şirket batıklarının artmasını, finansal krizlerin gelmesini, işsizliğin artmasını, kıtlık ortamlarının doğmasını da beraberinde getiriyor ne yazık ki. Ve bütün bunlarda piyasalarda altına olan hücumunda artmasını beraberinde getirecek. 1881 dolar seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bu cuma itibariyle altın nonsu. Bu haberle birlikte nereye gidebilir? Çok hızlı bir şekilde kendisini 1960-80 aralığına atabilir. Bunun gram altına yansıması da direkt 500-510 aralığıdır. Eğer ki dolar bu seviyede kalırsa. Peki doların bu seviyede kalma ihtimali var mı? Türkiye'nin sorunlarının üzerine her gün yeni bir sorun ekleniyor. Hem açıklamalarla hem makroekonomik verilerle hem de uluslararası gelişmelerle aynı zamanda da tabii ki bu korona meselesiyle. Sayın Erdoğan'ın bugün yaptığı bir açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Egemenlik haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. ABD hangi yaptırımı uygularsa uygulasın diyor kendisi. Doğru mudur? Doğrudur. Altına imzamızı atıyor muyuz? Atıyoruz. Evet Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmamalı. Evet Türkiye S-400 meselesinde artık geri adım atmamalı. Yani olaylar bu noktaya gelmişken. Evet Türkiye Rusya ile Çin ile İran olan ilişkilerini daha da sıkılaştırmalı. Ama arkadaşlar Amerika da çok kararlı olduğu ortada. Yani S-400 meselesi üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya devam edecek. Katsa yaptırımlarını şiddetini arttırmaya devam edecek. Ve Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar çok ciddi manada bu kararlar üzerinde etkili olacak. Yarın öbür gün Katsa yaptırımının finansal boyutunu görmeye başlar isek o zaman işler daha da çetrefilleşecek. Onu söylemeye çalışıyorum. Türkiye zaten para bulamayacak olamayan bir ülke, dövize sıkışmış olan bir ülke ve her geçen gün yabancının kaçışının hızlandığı ve yerlinin de dövize eğiliminin arttığı bir ülkede yaşıyoruz. 231,5 milyar dolarlık bir döviz mevduat hesabından bahsediyoruz. Bir bu kadar da evlerde döviz ya da altın olduğunu yani yastık altı altının veya dövizin olduğunu biliyoruz. İşler iyiden iyiye karışıyor ve bu karışıklıkta önümüzdeki dönemde doların bir düşüş olmayacağını, aksine yükseliş eğiliminin hızlanacağını ve ne yazık ki ciddi kırılmalarla karşı karşıya kalabileceğimizi bize gösteriyor. Bugün Irak'tan bir haber geldi. Nasıl çelişkili bir ekonomi yönetimimizin olduğunu net bir şekilde aslında ortaya koyuyor. Irak'tan gelen haber 17 yıl sonra ekonomilerini canlandırabilmek için devalüasyona gittiler. Para birimlerini değersiz hale getirdiler. Orada sabit kur sistemi var. Onun için de devalüasyon yapıyor. Yani devlet karar veriyor buna biliyorsunuz. Bizde dalgalı kuru var. Devalüasyonist etki olabiliyor ama onun dışında piyasanın içerisine bırakılmış bir sistem var. Merkez Bankası gerekirse müdahale ediyor, gerekirse etmiyor. Biz geçtiğimiz dönemde kuru baskılayabilmek için biliyorsunuz 128 milyar dolar para harcadık. Çok ciddi bir para harcadık. Merkez Bankası rezervlerimizde eksi 50 milyar dolar seviyesine getirdik. Merkez Bankası rezervleriniz eksi 50 milyar dolardaysa bankalarınızın kısa vadeli borcu 82,5 milyar dolara gelmiş ise tüm kısa vadeli borçlarınız 182 milyar dolara dayanmışsa sizin bunu çevirebilme ihtimaliniz neredeyse yoktur ve çok ciddi bir döviz sıkışıklığıyla karşı karşıyasınızdır. Bu kadar büyük bir döviz sıkışıklığı ortamında da kurun bu seviyelerde kalma ihtimali yok. E diyeceksiniz peki o zaman neden 7,62 seviyesine gelmiş bir dolar var? Çok basit arkadaşlar piyasada tevatürler yayılıyor. Özellikle yabancı kurumlar üzerinden. Goldman'dan sitesine, Citi'sinden JP Morgan'ına kadar herkes Merkez Bankası'na gel gel yapıyor. 200 bas puan daha arttır, 100 bas puan daha arttır, 150 bas puan da arttır bugün %15 olan politika faizinin %17 seviyesine çekilmesini istiyorlar. %17 seviyesine getirdiğinizde politika faizini sadece bir hafta sonra enflasyon açıklanacak ve muhtemelen Türkiye'deki tüketici enflasyonu %17 seviyesine gelecek. E böyle bir koşulda yeniden kafa kafaya bir faiz ortamıyla karşı karşıya kalacaksınız. Aynı kurumlar Türkiye'den yeni faiz artışları taleplerinde bulunmaya başlayacaklar. Bugün döviz geri çekiliyor. 7.62 olur, 7.55 olur, 7.50 olur. Merkez Bankası'nın kararının hemen ardından dövizin tekrar yukarıya doğru çok hızlı adımlarla gittiğini görmeye başlarız. Bir anda 7.98 seviyesi görülür ve sonrasında burası kırılıp 8.80'e doğru gider. Türkiye'de hiçbir şey düzenlenmez miş değil ne yazık ki arkadaşlar. Her şey tepe taklak olmaya devam ediyor. Jeopolitik risklerimiz de artıyor. Bugün önemsemediğimiz ya bize bir şey olmaz dediğimiz katsa yaptırımlarının İran'ı ne duruma getirdiği ortada. Sadece İran örneği değil Venezuela örneği, Arjantin örneği de var ama İran hemen yanı başımızda. Geçen sene neredeyse 3 tane devalüasyon yaşadı İran. Para birimi arka arkaya değer kaybetti. İşler her geçen gün sarpa sarıyor. Sadece S-400 ve katsa meselesi de değil. Sizleri uyarıyordum aşağı haberleri geliyor arka arkaya ama bu seviyelerden altın topluyor Dolar topluyorlar. Mümkün olduğunca ucuz seviyelerden dünyadan emtia, döviz ve değerli madenleri topluyorlar. Daha sonrasında haber akışını değiştirecekler diyordum. Buyurun işte İngiltere'den gelen açıklamayla birlikte bir anda her şeyin Tepe taklak olduğunu görmeye başlayacağız. Erdoğan'ın açıklamalarını sertleştirmesi, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını sertleştirmesiyle birlikte Türkiye'de de işlerin sarpa sarmaya başladığını göreceğiz. Dış ticaret açığımız... Her geçen gün artıyor cari açığımız, her geçen gün artıyor dış ticaret açığına bağlı olarak. Kısa vadeli dış borçlar kontrolden çıkmış durumda. Merkez Bankası rezervleri bir türlü doldurulamıyor. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı çağrı da yapsa vatandaşlara gelin dövizlerinizi bozun, işte Merkez Bankası rezervlerimize bir nefes verin deseler de kimsenin artık inancı kalmamış durumda. Güvensizlik hatsafada ve bu nedenle de her geçen gün döviz rezervlerindeki artış arttığını görüyoruz. O nedenle arkadaşlar Türkiye'de gram altında dolarda, sterlinde, euroda önümüzdeki günlerde sert yükselişlerle karşımızda olacak. Finansal verilere bakarsanız sadece, teknik verilere bakarsanız sadece Türkiye'de dövizin düşeceğini düşünebilirsiniz. Ama düşmeyecek arkadaşlar. Aynı senaryoları tekrar tekrar görmeye devam edeceğiz. 4.80'de gördüğümüzü, 5.80'de gördüğümüzü 6.80'de gördüğümüzü bugün 7.80 seviyesinde de göreceğiz. Bire bir rakamlar aynı şekilde gerçekleşiyor. 4.80 4.90 aralığına çıkıyor. Sonra sert bir satış baskısı geliyor. Bir anda 4.60'larda görüyoruz döviz kurunu. Sonrasında bir anda kendisini 5.20 5.50 aralığına atıyor ve sonrasında da 5.80'e gidiyor. 5.80'de gördüğümüz döviz geri çekiliyor 5.60 oluyor sonrasında bir bakıyorsunuz 6.20-6.50 aralığına gitmiş. Aynı tabloyu birebir senaryoyu şu anda 7.80 seviyesinde görüyoruz arkadaşlar. Bu geri çekilme önümüzdeki günlerde dövizde yaşanacak çok ciddi atağı işaret ediyor. Korkarım ki 2018 Ağustos ayı öncesinde yaşanan tabloyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önce kısa yükselmeler yaşanmıştı, sonrasında devalüasyon etkiyi görmüştük. Önce 3'ten 4.80'e giden bir dolar kuru vardı ama Ağustos 2018 tarihi itibariyle bir anda biz dövizi 7.5-8 aralığına kadar gitmiş gördük. Şimdi de aynı tabloyu bugün yaşıyoruz aslında arkadaşlar. Yani 7.60'a geri çekilen dövizin bir anda 15 16, 17 seviyelerini zorlamaya başladığını görebiliriz. Bir sabah uyandığımızda Türkiye'de devalüasyonist etkinin karşımıza çıktığını görebiliriz. Bunun bir yığın sebebi var. Bunu defalarca sizlere söyledim. Bir kez daha tekrar etmeyeceğim. Türkiye'nin kırılganlıkları bir bakanın değişmesi, bir merkez bankası başkanının değişmesiyle birlikte bitmiş falan değil. Bakmayın birilerinin Türkiye'ye gelgel yapıyor olmasına. Bu gelgelin temelinde Türkiye'yi ciddi anlamda tuzağa çekmek var. Bunu hep söyledim, yine söylüyorum, yine söylemeye devam edeceğim. Bir başka konu Türkiye'deki yetkililer de bunun olmasına izin veriyorlar. Görüntü o. Bir anlamda itekliyorlar. Döviz kuru yükselsin diye uğraşıyorlar ama bir bahaneye ihtiyaçları var. Bir rahip krizine ihtiyaçları var. Bugünkü rahip krizin adı Katsa yaptırımları arkadaşlar. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde ya da birkaç hafta içerisinde katsa yaptırımının etkilerini net bir şekilde görmemiş olabiliriz. Önümüzdeki dönemde çok sert bir şekilde bunun etkilerini görmeye başlayacağız. Sizleri özellikle uyarmak istiyorum. Hadi gelin biraz rakamlara bakalım. Bu hafta rakamlar nasıl kapandı? Önümüzdeki hafta ne olabilir? Borsa 140.832 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Suni yükselişini devam ettiriyor. Bana göre büyük bir balon oluşuyor orada. Ve bu balonun nereye kadar şişebileceği konusunda hiçbir fikrim yok. Ama patladığında çok ciddi anlamda bir yığın insanı zararı sokacağını çok net bir şekilde biliyorum arkadaşlar. Amana dikkatli olun diyorum sizlere. Dolar, euro ve sterlini arka arkaya hemen rakamsal olarak vereyim kapanış olarak. Dolar 7.62.32, Euro 9.36.24 ve Sterlin 10.32 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bana göre buralar dip seviyeler 3-5 kuruş ya da 5-10 kuruşluk daha geri çekilmeler olabilir 24'üne kadar. Eğer ki tabi dünyada çok sert gelişmeler olmazsa ama hemen sonrasında hızlanan bir döviz yükselişi göreceğiz. Bu arada şunu da belirteyim. İngiltere'den gelen bu haber, Avrupa ekonomilerinin kapanması, birbirlerine olan uçuşlarını durdurmaları bir anda dolar endeksini yukarıya atabilir. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda 89 seviyesinde dolar endeksi, bir anda biz 95 ile 100 aralığında bir dolar endeksi görebiliriz. Böyle bir durumda da doların yükseliş eğilimi hızlanacaktır. Yani ekstra bir etki yapacaktır doların yükselişine. Euro'da hafif bir geri çekilme olabilir. Yani Euro-Dolar paritesinde bir düşüş gözlemleyebilir. Bu hareket sonrasında Sterlin'de de bir düşüş olabilir. Özellikle İngiltere'de bu hastalığın yayılım hızının artmasından dolayı. Altının onsu 1881 dolar seviyesinde. İngiltere'den gelen bu haber çok sıcak şu anda tam olarak değerlendirilmemiş durumda ve piyasaların kapalı olduğu zamana denk geldi. Piyasaların açılmasıyla birlikte biz altın onsunun çok hızlı hareketler yapmaya başladığını göreceğiz. 1900'ün üzerine çok hızlı tırmanıp 1980'i zorlamaya başladığını da göreceğiz. Önümüzdeki dönemde İngiltere'den gelen haberlerle birlikte aynı zamanda Amerika'dan gelecek teşvik haberleriyle birlikte daha da Hızlı yükselen bir altın ons değeri göreceğiz arkadaşlar. Altının gramı 461'den kapandı. 461 olmasının sebebi altının onsunun 1881 gibi yüksek bir seviyede kalması ama doların 762 seviyesine kadar gevşemesi. Dolar ve altın onsu birlikte yükseliş eğilimini hızlandırırsa çok hızlı bir şekilde 530'u seviyeler kırılır ve sonrasında 560-580 aralığındaki bir gram altını görür. Gümüşün onsu altın onsuna paralel yükseliş eğilimini devam ettiriyor. 25.81 seviyesinde. Gümüşün gramı 6.33'te her ikisi de altına paralel hareketlerini yapacaklardır. Ve muhtemelen biz önümüzdeki günlerde 8 lirayı zorlayan bir gümüş fiyatı göreceğiz. Petrol cephesinde bence işler çok fena karışacak arkadaşlar. Önce 30 dolarlar ardından 20 dolarlar zorlanmaya başlayacak. İngiltere'den gelen bu haber çok kritik ve işleri çok karıştıracak. Önümüzdeki günler işimiz çok zor olacak. Bütün dünya olarak sadece Türkiye olarak değil Türkiye'nin kırılganlıkları tabi dünyadan bir adım daha önde onu da belirteyim. CDS'imiz 331'e kadar gevşedi. Neden yükseldi 600'e kadar? Neden düştü 330'a kadar? Tek bir açıklaması var. Özellikle hedge fonlar Türkiye'ye gel gel yapıyorlar arkadaşlar ve CDS'ini de ucuzdan kapatıyorlar. Onun için CDS düşmüş durumda. Yoksa risklerin azaldığını düşündükleri için CDS'i aşağıya çekmiş falan değiller kripto cephesinde biliyorsunuz 23.800 seviyeleri görüldü Bitcoin'de. Şu sıralarda da 23.483 seviyesinde. Keza Ethereum 649 dolardan, Link 13.39'dan, Avax 3.43 seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin oldukça yüksek seviyelerde ama uluslararası piyasalardan gelen beklentiler Bitcoin'in daha da hızlı yükselebileceğini söylüyor. Ama tabii ki riskli bir seviyede olduğunu ve bu seviyelerden kar satışlarının gelebileceğini olabileceğini söyleyeyim. Ethereum, Link, Avax gibi altcoinlerde bir bitcoin hareketi olmadı. Yani birebir hareketi olmadı. Onlar hala fırsat sunmaya devam ediyorlar bana göre. Belki o tarafa biraz daha yönümüzü çevirmekte fayda var. Sonuç işler ne yazık ki daha da karışacak gibi görünüyor. Bu hastalık daha da hızlı yayılacak gibi görünüyor. Eğer ki aşı işe çare olmazsa ve mutasyona uğramış hastalık dünyayı daha da tehdit ederse, ekonomiler daha da hızlı bir şekilde kapanırsa dünya büyük bir ekonomik bunalıma doğru ilerler ve bunun bedelini yıllarca ödemek zorunda kalabiliriz. Bu dönem nakitin, keşin kral olduğu dönem arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. Lütfen tasarruflarınızı iyi değerlendirin. Tabii ki sabırlı olun. Uzun vadeli işlemler yapmaya devam edin. Alım gücünüzü kaybetmeyin arkadaşlar. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.